Evet, Türkiye'de neler olacak 2018 yılında? Hemen şöyle söyleyeyim. Sayın Tayyip Erdoğan, yani Cumhurbaşkanımız, iç ticaretle değil de dış ülkelerle alakalı, dış yapılarla ilgili çok büyük yenilikler ve büyük ataklar yapacak. Ve bu ataklar onun için ilk dönemler hayırlı olmayacak ama yılın ikinci ya da altıncı ayı itibariyle bu yaptığı, dış ülkelerle ilgili yaptığı anlaşmalar çok büyük başarı getirecek. Ama Türkiye genelinde maddi olarak ciddi anlamda kaoslar yaşadığımız için iç ülkemiz biraz maddi evrede sıkıntılar had safhada olacak diyorum. Türkiye'de en çok sorulan şu soru var bana. Emineciğim, ülkede salgın rahatsızlıklar ne olabilir? Evet, hayvansal, toprak ve sudan gelecek çok ciddi salgın rahatsızlıklar olacak 2018'de. Bunların çoğu ölümle sonuçlanabilir. O yüzden bildiğiniz kasaptan, bildiğiniz marka suyunuzu, bildiğiniz gıdanızı tüketmeye devam edin. Manavınız neyse oradan alın. Yani kalkıp da bilmediğiniz noktalardan alışveriş yapmayın. Çünkü en büyük salgın rahatsızlığı, alerjik problemler ön planda olacak. Vücutta abartısız kaşıntılar ve vücutta oluşan bazı mikroplar ön planda olacak. Bilinmedik yeni rahatsızlıklar gündeme gelecek. O yüzden mümkün olduğu kadar organik demeyelim. Çünkü organik dediğimiz sistemde şu an toprağımız bile organik değil. Şu an organik gıdaya herkes yüklendi ama maalesef öyle bir şey yok. Toprak şu an zaten kanserli topraklarımız var. Çünkü çok işlem gördü. Çok işlem gördüğü için ne kadar bahçemizin önünde domates eksik, toprağın ana teması bozuk olduğu için bunlar organik değil. Sadece isim olarak organik üretiliyor deyip fış 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 herkese yükleniliyor. Yani doğal ürünler çok ön planda, haklısınız ama organik dediğimiz ürünlerin de sizin için ne kadar sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Yani o yüzden vücudun alıştığı dengelerde, alıştığınız kasap, alıştığınız manav, alıştığınız markete devam ederseniz daha doğru sağlığınızı dengeleyeceğinizi düşünüyorum. Ama bu organik ürün deyip pazar pazar dolanırsanız vücudunuzda olmadık ürünler sergileyebilirsiniz ve bunlar ciddi rahatsızlıklar oluşturabilir. Çünkü toprağımız şu an için çürük. Çürük sebebinin anlamını da açıklayayım hemen. Neden çürük? Topraklarımız çok verimli diyoruz ya. Topraklar anlamsızca inşaat ve anlamsız deneyler üzerinde çok uğraşıldığı için, çünkü hazine toprakta, altın toprakta birçok madde arandığı için ve bu maddeleri de biliyorsunuz ki toprağı kazımak için de gerçekten atom bombası gibi bir sistemle toprağı çürütüyoruz ve alta ulaşmak için. Bu yüzden buraya kimyasal maddeler oluşuyor ve toprak kendini ister istemez yenilemiyor çünkü toprak o şekilde kalıyor. Yanlış mıyım? Yok, kesinlikle. O yüzden organik gıda dediğimiz üretim sadece dağın tepesindeyseniz, ormanın içindeyseniz ve gerçekten doğal yağmur yağıyorsa o zaman organik gıda tüketmeniz sağlıklıdır. Ama şehir merkezlerinde organik organik aramaktan vazgeçin diyorum. Bir de ülkemizde en olmadık süreçlerdeki emlak krizleri çok had safhada olacak. Bunlara hazırlıklı olalım. Dolar çok fazla yükselecek. Türkiye 2018'de evet çok ciddi anlamda kaos, bir ciddi anlamda da hani sakin bir hayat yaşayacak. Hem kaosla hem sakinlikle yaşayacak. Çünkü 2018'in 7. ve 9. ayları için ülkemiz için büyük bir olumluluk ve hani hiç beklenmedik ülkeler bize destek vermez diyoruz ya, 2018'in 7. ve 9. ayında hiç beklemediğimiz ve güvenmediğimiz ülkeler Türkiye'nin arkasında duracak. Ama biz çok güvenip sırtımızı dayadığımız ülkeler için de şöyle diyorum, hepsi yan çizecek, Rusya dışında yan çizecek. Çünkü Rusya gerçekten Tayyip'le olan bir bütün güçlenmesi var. Ya yani Putin'le bütün bir birleşmeyi birleştirdiğimiz takdirde Tayyip Erdoğan'ı kazık atar gibi olsa da Tayyip Erdoğan'ın ataklarından korktuğu için Putin şu an gizli alanda kalıyor. O yüzden Rusya bizi her zaman ve Çin de bizi koruyacak. Çünkü Çin 4 yıldır, 5 yıldır, 3 yıldır çok ciddi anda ben varım dedi. O yüzden Çin de Türkiye ile bağdaş kuracak ama daha beklemediğimiz ülkeler Türkiye'ye biz arkandayız diyecek. O yüzden Türkiye güçlenecek. 2021 yılında dünya ikincisi olacağız. Ve topraklarımızla, tarımımızla, Osmanlı tohumlarıyla birlikte dünya ikincisi olacağız. O yüzden Türkiye'yi terk edenler tekrar geri dönmek için can atacaklar ama bu ülke Türkiye'yi kaybetmiş ve kaçmış insanları kabul etmeyecek. Biz Türk çocuklarıyız. Türk olarak bu topraklarda devam ediyoruz. 21 yılı dört gözle bekliyoruz dünya ikincisi olmayı.
önemli insanların 2018 başı ve 2018'in 4. aya yakına kadar bir ölüm haberlerini alacak. Türkiye'de çok önemli insanların ciddi anlamda yaşlılıktan, hastalıktan ya da kendine zarar vermekten kaynaklanan ölüm haberleriyle üzülecek Türkiye. Ocak, Şubat, Mart ciddi anlamda sosyetenin ya da ismi bilinen insanların vefatıyla çalkalanacak. Türkiye'de en büyük hani depremler, felaketler, evet bunlar 2018 ve 2019 için sel, felaket, çökük altında kalmak ya da kömür altında insanlarımızın kalmasına sebep olacak 2018 ve 2019 riskli dönemler. Ama Türkiye'de çözemediğimiz en büyük katliamsa trafik katliamı. Yani en çok ölümler aslında Türkiye'de trafik kurbanı oluşuna ve bunu artık Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan bir çözüm bulmalı. Trafikle ilgili sistemleri yeniden artık kime görev verecekse vermeli. Çünkü en büyük ölümler Türkiye'de trafik ve anlamsızca trafik kazalarından ölümler var. Bunlara ciddi çözümler olması lazım. Evet, Türkiye sosyetesinde sosyetesinde ölecek insanlar ve uyuşturucu en büyük krizimiz. Yani bu yaşadığımız yeni jenerasyon 15, 17, 19, 21, 50 yaş grubu insanlarımız için 2015'ten bu yana çok ciddi anlamda uyuşturucu üretimi var ve dünya bunun önüne geçemiyor. Yani Türkiye geçebilir mi? İmkanı yok. Dünya geçemediği için Türkiye geçemez. O yüzden absürt uyuşturucu maddeleri dünyaya çıkacak, insanlar insanları boğazlayacak sokakta, saçma sapan haller alınacak. O yüzden uyuşturucu yaşadığımız sürece hayatımızdaki daha büyük kaos, depremden, hani zerzeveden biliyorsunuz öleceğimiz ama uyuşturucuya para yetmez. O yüzden bunun için doğru bir eğitim gerektiğini düşünüyorum. Dünya bunun üstüne mutlaka bir bütünleşmesi gerekiyor. Mutlaka ve mutlaka uyuşturucunun önüne geçilmesi lazım. Yoksa son 5 yılda genç nesillerimiz ziyan olabilir. Dünyanın her yerinde ziyan olacak. Sadece Türkiye'ye ait bir nokta değil. Ölümler, katliamlar, cinnet ve psikolojik travmalar. Yani Türkiye'nin genel yapısında psikolojik travma var. Yani bu 2098'den bu tarihe hala oturtamadığımız dengeler var. Evet, 2018'de 2019 yılına kadar İstanbul'da deprem ve belli şehirlerimizde de depremler devam edecek. Sel özellikle en büyük altyapımızın en büyük eksikliği, selle ilgili çözümler üretilmesi gerekiyor, altyapıların iyileşmesi gerekiyor. O yüzden Türkiye'de zor bir yıl ama bir o kadar da güzelliklerin de olacağı bir yıl söz konusu olacak diyorum. Evet, askerlerimiz belli noktalarda görevler alacak, OHAL devam edecek. Yani 2019 seçimlerine kadar OHAL'imiz devam edecek. Erken seçim olabilir, 2018 sonunda da erken seçim gündeme gelebilir. Özellikle siyasi olarak bu evrede gündemde 2018 Eylül-Ekim'inde de erken seçime, Cumhurbaşkanlığı seçimine, tek seçimlik sisteme geçiş yapılabilir diyorum. O yüzden OHAL devam edecek. Türk askerlerimiz belli ülkelerde görevlerini devam ettirecek ve kadın cinayetleri ve birçok çocuk yaşanacak kaoslar devam edecek. O yüzden Türkiye'nin genelde psikolojisi, insanların psikolojisi bozuk. Bunlar için altyapıyı güçlendirmek gerekiyor. İç savaş zaten ülkemizde belli kesimlerde var. Şu an İstanbul'a erişmiş bir nokta değil ama iç savaşın içindeyiz. Ama gerçekten 2021 yılı Türkiye çok güzel noktalar, neden noktalara gelecek? Akdeniz ve Ege Türkiye'nin çıkışı olacak. Orada hazinelerimiz ön plana geçiş yapacak ve toprağımız bu yüzden derlenecek ve Osmanlı tohumlarıyla üretime devam edeceğiz. Topraklarımız, zehirlenen topraklarımızı iyileştireceğiz ve büyüyen tarım ve petrolümüz de hazinemizi de çıkartacağız. Başka ülkelerden petrol almayacağız. Artık kendi petrolümüzle güçleneceğiz. O yüzden bunun da 2019 sonuna kadar bu sistemler yapılmış olacak. 2021 yılında da dünyada ikinci listeye yer alacağız. İnsanlar benim abarttığımı düşünüyor ama ben daha öncesinde de Türkiye'nin il ve velayet hani belli bölgeleri bölünecek, belli ülkelerim, belli topraklarımız gidecek, belli topraklarımız kalacak demiştim. Hala bunlar için geçerli belli toprakları sunacağız, belli topraklarımız kalacak. Osmanlı toprağı, genelde şu soru sorulmuş, bizim Osmanlı tohumlarımız nerede var ki, nereden uyduruyorsunuz Emine Hanım? Bu ülkenin geçmişinde çok insan görev yapmış, çok insan bu insan, topraklar üstünde gıda, üretim, toprak, her şeyi yaratmış.
O yüzden bizim hazinemizde topraklarımızın üreteceği tohumlarımız var. Sadece doğru zamanı bekliyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu doğru zaman bu yıl sonunda gerçekleşecek. İnsanların ağzı açık kalacak. Yani güvenmediğiniz başbakanımız ya da cumhurbaşkanımıza inanmaya başlayacaksınız. Çünkü gerçekten Türkiye topraklarında büyük bir güç yol alacak. Biz varız diyeceğiz artık dünyaya ve dünyanın birçok noktasına da haddini bildireceğiz. Para birimimizin değeri katacak. Hatta şöyle söyleyeceğim, paranın resimleri, paranın şekilleri değişebilir. Buna da hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ama bu demek değildir ki cumhuriyetimizi ya da laikliğimizi kaybediyoruz. Alakası yok. Para biriminin de değeri katması için bir artık parayla da oynanması gerektiğini düşünüyorum. Parayla da şekillerimiz değişecek ve yeni her şeye açık olacağız. Çünkü her geçen gün yenilenecek ve teknoloji, çünkü çok geride kaldık teknoloji olarak. Biz de üretime açık olacağız. Hem toprak hem teknoloji hem var olduğumuzu ispatlayacağız. Yani o Türkiye'yi beğenmeyen dünya ayakta alkışlayacak Türkiye'yi. Bu dediğimi sakın unutmayın diyorum.